Merhabalar. Bugünkü dersimizde size Visual Studio 2012 kullanarak ASP.NET MVC 4 teknolojisiyle nasıl bir layout site tasarlayabileceğimizi göstereceğim. İlk olarak Visual Studio açıyorum. Eğer sizin de çalışma alanınız bu şekilde değilse Tools, Extensions and Updates menüsünden Visual Studio 2012 Color Dem editörü indirmenizi tavsiye ederim. Bunu indirdikten sonra Tools, Customize Colors'tan Dark with Light editör yaparsanız benimki gibi bir görüntü elde edersiniz. Bununla birlikte Tools Options'tan Text Editor sekmesi altında açıyorum bunu. All Language'tan Word Wrap'i ve Line Numbers'ı seçmelisiniz arkadaşlar. Bu şekilde kod sıra numaralarımız gözükecektir. Satır numaraları gözükecektir kod alanında. Hemen size kısaca Visual Studio 2012'nin genel görünümünden bahsedeyim. Bu kısım faal edildiği şeklinde giden kısım menü alanımızdır. Start'ta yeni bir proje açabiliriz ya da daha önceden açtığımız, oluşturduğumuz projeyi tekrar açabiliriz. Recent'te ise daha önce çalıştığımız projeleri tekrar çalıştırabiliriz. Solution Explorer'da ise projemizin içeriklerini görebiliriz. Ben ilk olarak File, New, Project diyorum. Ve Net Framework'ünün 4. sürümü olduğundan emin olduktan sonra olduğunu gördükten sonra ASP.NET MVC 4 Web Application'ı seçiyorum. Daha sonra deneme sitemiz yazıyorum. Kaydedeceğim yer benim masaüstüm olacaktır. Siz de böyle belirleyin arkadaşlar. OK'ye tıklıyorum. Boş bir template seçiyorum. Empty'yi seçiyorum. Ve View Engine'in Razer olduğundan emin olun arkadaşlar. ASP'yi seçmeyin. Daha sonra OK'ye tıklıyorum. Visual Studio bizim için boş bir MVC 4 projesi oluşturacaktır. Evet, gördüğünüz gibi Solution Explorer'da size içeriklerimiz gözüktü. İlk olarak yeni bir sağa tıklıyorum ve Add New Folder ile Scripts klasörümü ekliyorum. Daha sonra aynı şekilde Add New Folder ile Content klasörümü ekliyorum ve Content'imin içine de yine sağa tıklayarak CSS. Tekrar content'imi seçiyorum ve sağa tıklıyorum. Image. Ve son olarak da font klasörümü ekliyorum. Şimdi controller'lara gelelim. Controller'lardan add sağa tıklayıp add controller dedikten sonra shared controller'ımı ekliyorum. Bu böyledir arkadaşlar. Standarttır. Bunu değiştirmeyin. Siz de shared yazın ön adına ve add deyin. Daha sonra index kısmına gelin. Bunu silin. Alt çizgi layout yazın. Yazdıktan sonra sağa tıklayın. Add view deyin. User layout or master page yazıyor. Bunları değiştirmeyin arkadaşlar ve add'e tıklayın. Gördüğünüz gibi işte boş bir layout açacaktır. Bu kısım şimdilik gereksiz arkadaşlar. Siliyorum. Hatta hepsini siliyorum içerim. Ctrl Shift B ile projemi build ettim. Tekrar controller'a geliyorum. Add controller diyorum ve home yazıyorum arkadaşlar. Add dedim. Bu sefer index kısmını değiştirmeyeceğiz. Sağ tıklıyorum. Add view diyorum. Use layout. Buradan bu sefer daha önce oluşturduğum layout'u seçiyorum arkadaşlar. Add diyorum. Ve gördüğünüz gibi yeni controller'ın index HTML burada ve layout'tan master sayfasını, master page'ini oluşturdum. Şimdi layout'umuzu oluşturalım. Hemen bir HTML iskelet yapısı oluşturuyorum. IntelliSense bana bu konuda oldukça yardımcı oluyor gördüğünüz gibi. Body'ye ekliyorum. Ve daha sonra title kısmını ekliyorum. Title kısmının içine add view back title yazıyorum. Yani home kapatayım arkadaşlar. Home sayfamın içindeki index yazdığım yer title'ım olacaktır. Biz buraya mesela deneme sitemiz yazalım. Bu burada gözükecektir. En önemlisi ise add render body ekliyorum. Bu şekilde artık içerik kısmımız okunabilecektir. Ben şunu sileyim. Bir paragraf yazayım. İçerik kısmımız burada olacak.
Ctrl Shift V yapıyorum ve projemi F5 ya da burada gördüğünüz Firefox simgesine tıklayarak çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi içerik kısmımız burada olacak. Title'ımız da deneme sitemiz şeklinde değişti. Şimdi kırmızı stop düğmesiyle projemi durduruyorum. Ve CSS'e sağ tıklayıp CSS kılıfına sağ tıklayıp Add Style Sheet diyorum. İsmini ise Style yazıyorum. Örneğin arka plan rengini gök mavisi olarak belirleyelim. Tabii bunu daha eklemedik layout'umuza. Eklemek için style.css dosyamı tutuyorum. Faremin sol tuşu ile bırakmıyorum. Title'ın yanına geldikten sonra bırakıyorum. Sürekli sürükle bırak yöntemiyle stil dosyamı sayfama eklemiş oluyorum. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arka plan rengimiz de gök mavisi oldu. Değiştirdik. Bu şekilde MVC4 teknolojisi kullanarak bir layout site yapabilirsiniz.